Murat Karayılan'ın bir açıklaması hocam. Murat Karayılan İsrail'den yardım istedi diyor. Türkiye ortak düşmanımız diye. Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan, İsrail'e Türkiye ortak düşmanımız, silah satmayın çağrısında bulundu. İsrail'in Kanal 2 televizyonunda röportaj veren Karayılan, bizim düşmanlarımız İsrail'in de düşmanlarıdır dedi. Haberde de işte Türkiye, özür dilerim, İsrail PKK bağlantısı olarak vermişler hocam. Şimdi kardeşim PKK'nın desteklenmesindeki tabi İsrail'deki materyalist komünist kanat evet. Tam anlamıyla destekliyor PKK'yı evet. Tabii ki. Bir de bir hayli yani devlete hakimdir İsrail ateistler. Evet. Yani çok şeydir. Yaygındır. Evet. Yani oradaki dindarlar da eziyorlar zaten. Museviler de eziyorlar. Evet hocam. Yani bayağı eziyorlar. Tutukluyorlar, hapse atıyorlar bilmem ne falan. Bayağı canlarını yakıyorlar. Şimdi bölge mesela Suriye'nin komünistleri PKK'yı destekliyor. Evet. İran komünistleri PKK'yı destekliyor ama çok külliyetli miktarda acayip sayısı yüksektir. Filistin'deki komünistler PKK'yı destekliyorlar. Evet. Fas, Tunus, Cezayir'deki, Mısır'daki komünistler PKK'yı destekliyor. Türkiye'deki komünistlerin büyük bir bölümü PKK'yı destekliyor. Evet. Hatta Baron destekliyor yani artık evet. Düşünün. Baron'un o kırığı da destekliyor yani. Hepsi destekliyor. Kırığı çık, hep ortadalar yani inşallah. Kafası kırık adamı yani o anlamda diyorum. İnşallah değil mi? İnşallah evet. İlan etmiş evet, adam. İlan etmiş, evet. İnşallah. Şimdi mesela bakıyorsun o beslemesi diğer köpeği de destekliyor. Bak geçen günler gördün. Evet. Değil mi? Evet hocam. O da alenen destekliyor. Ama hırlama tarzında yani açık alenen de söyleyemiyorlar. Öyle olur böyle olur ama şöyle de olabilir ha falan gibisinden ortalı bir ağızdan PKK'yı tam anlamıyla desteklediklerini gösteriyorlar. Yani usluptan anlaşılıyor. Evet. Değil mi? Yani hangi kişilerin, hangi kanallardaki, hangi konuşmacıların PKK'yı desteklediği açık açık anlaşılıyor. Usluptan evet. Anlaşılır. Yani ima yolla, uygun bir uslupla hissettiriyor. Onun için taraftarları, diyalektik felsefeyi savunan herkes. Evet. Yani tabi bunların içinde hepsi olmayabilir de, hepsi değildir tabi o kadar. Ama en az %95'i diyebilirim. Evet. Destekliyor. Ve bunların hep iddiası bilimsel yönden üstün oldukları iddiasını ortaya çıkıyorlar. Yani PKK silah üstünlüğüne ortaya çıkmıyor. Felsefe üstünlüğü iddiasını ortaya çıkıyor. Evet hocam. İdeolojik yönden, felsefi yönden biz üstünüz diyor adamlar. Evet. Silah sorunu değil mesela. İsrail'in Türkiye'ye silah satması bunları ilgilendirmez yani Türkiye. Ne kadar silahlanırsa silahlansın. Yani bunlar kalleş bir yöntemle karşılık veriyorlar. Yani Türkiye'nin silah sorunundan kaynaklanan bir sorun yok ki. Yani PKK'ya karşı mücadelede Türkiye silah bulamadığı için mi mücadele edemiyor? Değil yahut efendim. Mücadelede yetersiz kalıyor. Değil mi? Evet. Alakası yok. Ama İsrail'le aramızdaki bu olayı da tabii ki değerlendiriyor adam. Ama Armagedon için zaten İsrail'e düşünüyor evanjelikler. Evet. Yani ilk planda zaten İsrail'in Güneydoğu'ya hakim olmasını istiyor evanjelikler. Yani yapılacak olan da odur. Yani önce İsrail'e Güneydoğu'yu vermektir. Evet. Ve Irak'ı da İsrail'e vermeyi düşünüyorlar. Ama Armagedon için geçici olarak vermeyi düşünüyorlar. Yani sonra orada sel gibi kan akıtmayı düşünüyorlar. Yani gidin sizin orada rahat rahat oturun yiyin için anlamında vermiyor. Evet hocam. Değil mi? Hatta İsrail nüfusu da artsın diyor adamlar. Yani kanın çoğalması için. Malenen söyleyenleri de var kabul edip İsrail'e hani şimdilik diye. Tabii ki zaten evanjelikler yani o konuda kapalı bir şeyler yok. Açık alenen söylüyorlar yani. Hayır İncil'de zaten alenen yazıyor muharef İncil'de. Tarif edilmiş İncil'de. Evet. Kitaplarında da açıkça yazıyor. Yani halk bilmiyor o kadar. Yoksa Musevilerle biz konuştuğumuzu biliyorlar. Yani bu acı planı, bu acımasız planı çok iyi biliyorlar. Evet. Ve onun için de acayip tedirginler. Çok huzursuzlar. Yani İsrail hükümetiyle evanjelikler iç içeler. İsrail devletinin hükümeti değil. Evet. Devletle iç içedir evanjelikler. Evet. Tamamen onların kontrolünde İsrail devleti. Evet. Yani İsrail'in kuruluşunu da evanjelikler evet, yönlendiriyor.
Dolayısıyla olay Mesihiyet üstünde dönüyor. Mesihiyet ve Mehdiyet üstünde dönüyor. İnşallah, evet. Yani sahte Mesih'e karşı gerçek Mesih, Deccal'e karşı Mehdi. Çözüm budur. İnşallah hocam. Bana diyorlar ki kardeşim sen niye gece gündüz Mehdi'den bahsediyorsun? Ya kardeşim dünyadaki siyaset gece gündüz Deccaliyet, Mesihiyet ve Mehdiyet üstünde dönüyor zaten. Başka bir şey yok ki dünyada hocam, yani. Bunun üzerinde baş. Bütün gazete abi mesela şu olay, şu mesela şu Karayılan'ın anlattığı konu Mesihiyet ve Deccaliyet'le ilgilidir bu. Başka bir konu değil ki bu. Yani o planın bir yansımasını evet. O biz burada görüyoruz. Başka bir konu yok.